Gerçekten hayatta en zor şeylerden biri sevdiğin insana özel günde hediye almaktır. Yani ben de bu konuda çok zayıfım ve çok beceriksizim gerçekten. Yani böyle ben hediye konusunda çok iyiyim diyen var mı ya? Ben sevdiğime bir hediye aldım, onun aklını aldım yani. Çok güzel hediye alırım. Buyurun şuraya bir mikrofon hemen. İsminiz neydi? Berat. Berat Bey hoş geldiniz. Galatasaraylı hanımıma fener forması aldım. Galatasaraylı hanıma fener forması. Müthiş fikir. Hanım yanınızda mı? Vay. Ne hissettiniz? Merak ettim. Hanıma soralım. Ya ben aslında fazla takım tutmuyorum ama sevindim. Çünkü Fener'i ne kadar çok sevdiğini bildiğim için sevindim yani. Ha, orada bile... Ay ne güzel ya. Gerçekten kadınlar böyle küçük şeylerle mutlu oluyorların cevabısın. Yani orada adamın Fener'e olan sevgisinden kendine pay çıkarmak zorunda bırakılmışsın. Gerçekten... Kocanı çok seven bir hanımsın. Bunu fark ettim ya. Peki bunun intikamı olarak bir şey yapacak mısın sen de? Kendi çok sevdiğin ama onun sevmediği bir şey almak ister misin? Ben de ona Galatasaraylı forma alırım. En azından bir intikam olarak öyle bir şey yapıyorum. Süper. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bakalım bu hediye meselesine bizim ekip nasıl bir yorum getirmiş? Elden ele hediye geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Oğlum bu adamlar çok güzel taklit yapıyor lan. Şuna bak. Kim? Taklide bak bak. Ne taklidin oğlum? İguana. İguana ne yapıyor? Duruyor zaten oğlum. Taklit mi o? Bir şey mi ya? Ne var? Güzel işte sen beğenmedin mi iguana taklidi? Oğlum taklit dedim ben de. Sen ne taklidi yapıyorsun lan? Ne taklit? Her şey var oğlum bende. Bak mesela sana ne yapayım ben? Ne Recep İvedik yapayım mı? Yap bakayım. Unutma lan. Bu mu? Unutma oğlum. Bu kadar. Ya senin ağzını burnunu kırarım ha. Adamın biri oradan geldi, biri oradan geldi. Ortada kapıda şey yapacağım kendiler. Taklit bu. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Vallahi bir daha böyle bir şey yapma. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Michael Jackson yapayım sana. Yap. Ulan Michael Jackson mezarına ters döndü lan şu an. Sese döndü kardeşim. Nereden geliyor? Ne güzel söylüyor diye ona sese döndü. Allah. Allah Allah. Muhabbet kuşu yapayım mı lan sana? Muhabbet kuşu? Hı, madem hayvanlar alemin seviyor muhabbet kuşu yapayım sana. Hadi yap bakayım. Şampiyon Beşiktaş! Şampiyon Beşiktaş! Takip omzuna doğru geliyor bak. Omza doğru geliyor bak. Omzuna konuyor bak. Ya ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ya beyler! Kıştan! Allah kahretsin sizi! Artık senetsizler! Köpek! Ayrılın lan! Yok oğlum o öyle bir şey değil lan. Bizim canımız sıkıldı biz ondan şey... Lan canı sıkıldı diye kardeş kardeşe bunu yapar mı arsız? İyi canın sıkıldı diye yapın her şeyi o zaman. Lan saçmalama! Taklit yapıyorum oğlum ben ya. Allah Allah, bilmiyor musun benim taklitlerimin ne kadar... Öyle taklit mi lan? Ne taklidi lan bu? Bu muhabbet kuşu. Muhabbet kuşu mu? Ha, omzuna konmaya çalışıyor sahibini. Ya dur Allah aşkına. Allah'ım yarabbim ya. Abi biliyorsun taklitlerimin ne kadar iyi olduğunu. Ne bak, taklidi var? Yapayım, bir tane daha yapayım bak. Az önce yaptım, yine yapayım. Askıldı ev! Askıldı ev! Nihat Doğan mı bu? Ben sizden sıkıldım. Siz sanattan falan anlamıyorsunuz. Kim oğlum bu? Böyle Nihat Doğan mı var ya? Michael Jackson bu. Lan öyle Michael Jackson mı var? Bu kim? Michael Jackson biraz hareketlerini... Abi hareket... Askıldı ev! Askıldı ev! Lan öyle Michael... Şu May... Seni! Tekte. C.I. C.I. diye bir sözü mü var? Şu var. Şu var Michael Jackson'ın. Gelsene. Ya saçmalama. Gel bana doğru. Tut. Şu var. Düşerken söyleyeceksin. Şu Michael Jackson. Düşerken söyleyeceksin. Michael da söylemiyor. Şu. Şunlar var bak, şu. Ya oğlum bir durun, bir durun, bir durun. Alo. Efendim hayatım. Efendim sevgilim. Oğlum bir dakika durun, telefonu. Bir şey yapıyoruz lan. Efendim bebeğim, gel. Gel, tabii gel. Gel, tabii gel. Evet. Evdeyim ben. Hayır, saçmalama, unutur muyum ya? Unutur muyum hayatım? Hayır, öyle bir...
Evdeyim ben tabii ki, hazırlıklar falan. Tamam, tamam, bekliyorum. Bekliyorum hayatım. Görüşürüz. Beyler, bugün bizim yıl dönümümüzmüş. Kardeşim, nice seneleri olsun bizim inşallah. Gel, kurban olayım ya. Allah hiç hayırlı. Bir daha kaçırmayalım. Amin. Bir daha kaçırmayalım. Vallahi ben de unuttum, vallahi, sen de unuttun ben de ama. Ulan, ulan ben ona mı diyorum? Neydi? Bugün benle Yağmur'un yıl dönümü. Bize niye söylüyorsun oğlum o zaman? Bize niye söylüyorsun? Çıkartma evden. Oğlum salak salak konuşmayın ya. Beyler, ben mahvoldum. Ben bittim lan. Ben unutmuştum abi. Biz bugün böyle birbirimize manevi değeri olan el işi hediyeler yapıp verecektik. Dolap... Kesin terk edecek beni. Dolapta makarna var, onu ver. Ver. Duruyor. Oğlum öyle bir şey mi lan? Manevi diyorum. Manevi değil mi? Ya manevi de. Manevi, tamam. Manevi. Düşünelim oğlum. Manevi bir şeyler düşünelim. Manevi. Manevi. Teraviye gidik. He. Abi ne alakası var şimdi? Manevi diyelim. Mevlüdeydik. He. Oğlum. Abdest alak hep beraber. Manevi. Abi rica edeceğim ya. Rica edeceğim bak. Böyle bir şey değil. Manevi diyor oğlum, böyle el işi şeyler işte, ne bileyim yani. Allah Allah. İlla manevi mi lazım ya? Evet. Para falan ayarlasak kıza, bir şey versin. Çek ver kıza. Hı. Çek mi vereyim? Ha. Neremden çekeyim vereyim kardeşim? Oğlum biz de destek atarız. Ulan sen neyine destek atıyorsun? Senin giymeye donun yok lan. Doğru, benim. Ayrıca bu kız 25 yaşında, üstüne iki tane araba var. Harbi mi lan? Lan ben 28 yaşındayım, sim kartımı hala annemin üstünde. Rezilliğe bak. Tüh sen. Yazık. Benim babamın üstüne kanki. Harbi mi? Beni de alın. Beyler, benim de babaannemin üstüne ama şu an konumuz bu değil. Şu an bizim bu hediye olayını çözmemiz lazım. Yoksa bu kız beni terk edecek. Hmm. Buldum. Kız seni terk etmeden sen terk et, göt gibi kalsın. Allah. Mantıklı. Beğenmedin. Tamam gel. Gel oğlum gel. Yenge buraya gelmeyecek mi oğlum, evet, birazdan? Açmayalım, çalar çalar gider. Ha? Doğru. Bu mu lan fikriniz? Ha? Ne kadar güven vermiyorsunuz kardeşim ya? Vallahi o kadar güven vermiyorsunuz ki. Biz mi güven vermiyoruz, evet, kardeşim? Bu adam bugüne bugün can kurtaran be. He. Kanka ben onu sana demeyi unuttum. Ben mülakatta elendim ya. Niye lan? Boğuldum kanka. Ben yüzme bilmiyormuşum ya. Allah kahretsin. Neyse tamam, olabilir. Ben varım kardeşim. Ben de 2 haftadır bodyguardlık yapıyorum kapıda. Ne yapacaksın? Kızı içeri mi almayacaksın? He? Hayır, sen kızdan ayrıl, ben seni içeri damsız alacağım. İstediğin kıza yürü. Abi lütfen, daha güzel fikirler verin bana. Böyle bir şey yapalım, ne bileyim, el işi... Yok mu böyle şey falan, renkli kağıtlar falan, öyle bir şey yapsak? Tamam, olay tasarıma geldi. Tamam oğlum, teknoloji tasarımdan ben 21 aldım, hallederim. Lan 21 aldıysan biz nasıl sana güvenelim? Lan ben 21'lik yapacağım, üstünde sen tamamla, ayı. Her doğru, şeyi ben mi yapayım? Mantıklı, mantıklı. Allah. Tamam, hadi getir. Var, var, var oğlum, bende var. Yaparız ya, hemen çizimimiz de iyi. Kesim Allah, benim çok iyi kesim. Sen bayağı almışsın lan bunlar. Ha kanka ya, ben İsmek'te kursa yazıldım da oraya gidiyorum. Harbi mi? Hobi olarak. Yok lan, kız düşer diye gidiyorum ya. Düştü mü? Yok kanka, hiçbiri tipim değil. Bir de hep 70 yaş üstü var. Yapma ya. Ama gidiyorum arada ziyaretlerine kanka. İsmek'e mi? Yok lan, Zincirlikuyu'ya vefat etti. Allah'ın rahmet eylesin kardeşim. Başımız sağ olsun şu acı günde. Oğlum sizi bana parayla mı verdiler? He? Parayla mı verdiler sizi bana? Ya. Kız gelecek birazdan. Hadi bir şey yapalım tamam ya. Tamam kardeşim, işte yaparız tamam ya. Sen onu al. Bana mavi ver. Bana sarı ver abi. Tamam. Sen şöyle gel. Tamam. Evet, buradan böyle keseceğiz, biteceğiz. Bir şeyler yapacağız. Ben bu hafta Tolga'yı yazıyorum. Adadan gitmesin. Oğlum! Böyle durunca ne bileyim oğlum, aklıma o geldi. Abi saçmalamayın, hadi. Hadi bakalım. Tamam, başlıyor muyuz? Başla. Evet beyler. Kimde ne var? Otobüs, gemi, akbil. Akbil ne alaka lan? Bu olmadan onlara nasıl binecek kız? Vallahi. Hı? Mantıklı. Abonman yapsaydın bari kardeşim. Kardeşim, onun için dilekçe yazması gerekiyor. Lan saçmalamayın, ben yapmıyor muyum ya? Allah Allah. 65 yaş üstü lan, bassın bassın geçsin işte, al. Hatta uçak bileti lan bu, al kıza ver, uçak bileti. Mantıklı. Oğlum salak salak konuşmayın, kızı toplu taşımaya küstüreceksiniz ya. Bu nasıl fikir ya? Kredi kartı olsun. Oğlum sus. Sus! Kredi kartı olsun diyor. Tamam. Bu ne abi, bu ne ya? Saçma oldu. Bu ne? Saçma oldu tamam ya, Allah Allah. Şişt. Saçma oldu. Bu salak zaten 21 almış, neyine güvenip yaptık ki biz? 21, alırsın lan 21 tabii, hıyar. O ne? Başka bir şey. Buldum. Heh. Şiir yazalım kıza, manevi. Aa!
Şiir olur lan. Şiir. Al şiir olsun. Oğlum. Şiiri buna yazalım diyecektim. Tamam abi, mantıklı. Allah ona Allah yazalım. Manevi. Tamam şiir, şiir. El birliğiyle şiir. Tamam. Şimdi şiir için bize ne lazım? Kadın. Var, o, o var. Var, yenge var yani. Tamam. Şimdi söyle, yengenin mesela gözleri ne renk? Tamam, saçları ne renk kanki? Ha. Saçlar... Tamam, teni ne renk yengenin? Teni... Oğlum neyi düşün? Mavi mi bu kız? Avatar mı? Neyi düşünüyorsun ya? Ten lan, kaç tane ten var ya? Ne var abi? Ne? İnsanın teninin rengi değişiyor ya. Yaz, kış, sonbahar. Yazın bronzlaşıyor, kışın başka oluyor. Ne? Allah Allah abicim, tamam söyle, ne teni? Buğday mı bunun? Ne teni? Arpa! Şehri olan mı lan? Hayır, böyle toplamalı karpa. Allah. Arpa diye renk mi olur oğlum? Ben arpa diye renk ilk defa duyuyorum. Arpa tamam diye renk ya, tamam boş ver ya. Adı ne kızın? Yağmur. Sen yani ne diyorsun ya? Nereden biliyorsun oğlum? Sen bayağı centilmen bir erkeksin ya. Bu ilişkiye bayağı... Soyadı ne? Jingle Beyoğulları da. Siktir et soyadını. Yağmur yeterli. Yağmur. Tamam. Akrostiş yapıyoruz abi. Akrostiş, tabii. Akrostiş, yaz. Y. Y. Yüzündeki gözlerin ne güzel. A. Ağzındaki sözlerin ne özel. Ne lan? Ne diyebilirim? Ne diye? Bana yumuşak diye düştü. Ne diyebilirim ya? Düşün sen de bir şey uydur ya. Tamam, tamam, tamam. Yapacağım vallahi. Hadi bir daha baştan alsana. Tamam. Tamam. Kusura bakma. Yüzündeki gözlerin ne güzel. Ağzındaki sözlerin ne özel. Hıdığın ne kadar yumuşak. Tabii. Hıdığın. Hıdığın ne lan? Hıdığın ne oğlum? Hıdığın var ya. Bilmiyor musun oğlum? Hıdığın Osman falan hiç mi tanımadın ya? Doğru. Böcük Hasan var bizim orada. Ha? Golsuz Recep'in Cüllük Osman var. Götoş Nuri var. Ha, var. Mınığın Ali var ya, Mınığın Ali. Sizde de mi var? Mınığın Ali var, Hıdığın var, tamam. Hepsi var yani. Tamam, dur abi, dur. Kıza şiir yazacağız dedi. Dedemin telefon rehberine döndü ya. Şiir de çuvalladı. Şiir olmaz. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Yağmur ne ya? Yumuşak değerli kız niye buluyorsun kardeşim? Ayşe Fatma'nın suyu mu çıktı? Onu, git Ayşe Fatma bul. Onu bulabildin lan. Allah Allah. Onu bulabildim. Onu bulabilmişmiş. Beceriksiz. Salak herif. Tamam, sıkıntı yok. Başka bir şey düşünelim. Başka bir şey. Ne olabilir? Ne olabilir? Şarkı yapalım. Şarkı yapalım. Söyle serenat. Her kadın bayılır oğlum. Senin sesin de güzel. Olabilir ha. Şarkı söyleyelim abi kıza. Olabilir ha. Değil mi? Olabilir. Böyle slow bir şey böyle. Aynen. Soft bir aşk şarkısı aynen. Gibi bir şey mesela. Böyle. Hiç yapılmamış, bizim uydurduğumuz. Aynen. Tabii. Blues, caz böyle öyle bir şey. Her ya, şey olur, her şey olur abi. Fon müzik vereyim mi? Ver fon müzik ver. Başlasak da. Soft bir şey mi? Soft bir şey kanka. Ver bir şey. Soft bir şey vereceğim yine. Böyle güzel. Gel. Aşk şeyi olsun böyle tatlı. Zalim dünya benden uzaksın. Nasıl gelem, ley ley loy. Göstermedin gözlerim yaşlı ha ha. Çilekeş anam, çilekeş anam ha ya. Oğlum, ya. Lan anandan çık kıza git artık. Bağlıyorum.
Sevdiğim sana bir hediye alamadım, alamadım, alamadım. Zannetme. Diyarbakır yoluna, hey Diyarbakır yoluna. Koydum düştüm koruna, hey koydum düştüm koruna. Bu sevdalar boşuna, hey bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Ne oldu? Bu müzik ne ya? Kızı sıra gecesine mi davet edeceğiz abi? Ne yapacağım ben kızı? Ağzına çiğ köfte mi atacağım ya? On numara şov oldu, ayı. He? Hayvan. Hayvan, anan diye çığırmayı biliyordun az önce. Biz mi yaptık tek başımıza? Sus Kapıçoğlu, geldi işte. Git be. Perişan olduk. Allah git. Allah. Tam şu uçak gemileri falan hallettim bari, onları bir başlayalım. Rahatsız. Aşkım, aşkım. Söyle aşkım. Ablacığım. Ablacığım deme, bana ya de aşkım ya da de fokbadim. Fokbadim mi? Evet, facia olan kadın anlamında. Facia olan kadın sen misin Dürden abla? Evet aşkım. Allah'ım ya Rabbim. Aşkım ne ya, yumuşak ye, ver abi. Öğren, öğren. Sen şimdi boş ver onları, ben sana hediye aldım. Ne hediyesi Dürden abla ya? Bugün bizim yıl dönümümüz. Ne yıl dönümü ya? Bugün senin apartmana geleli birinci yıl dönümün. Sen beni mi takip ediyorsun abla? Apartmandaki tek direk erkek sensin, ne yapayım? Al bu kutuyu. Ne var bunun içinde? Ne kutusu bu? İçinde sana bir yıl boyunca yazdığım duygularım var. İçinde 335 tane not ve bazı küçük sürprizler. 335 mi? Ha, Ramazan günlerinde ben kimse yürümüyorum. Tamam ablacığım, teşekkür ederim. Tamam, o zaman sen bunlara bakarsın. Ben çöpleri almaya yanına... Altımı açıyorum. Çöpleri almaya gelirim yanına, olur mu? Bir kere de bana aşkım. Ablacığım lütfen. Hadi bir kere de mesela çıkmam. Aşkım. Tamam. Öpeceksin, burada bekleyin biraz. Yok abla. Oğlum benim ağrı bir sol kolum uzun ha. Hayır ya, salak sağ abi, uzun olur. Yani. Baksana. Sağ uzun olur, mal. Bak. Lan niye sağ kol niye uzun olsun? Mal mısın? Sol kolum uzun işte. Oğlum siz neden sürekli kolum? Ya. Salak. Böyle değil. Sağ kolum. Ne yapıyorsun? Sağ ayağım uzun, sol ayağım uzun. Bence bunlar eşit. Ben ikisinde de 40 yiyorum zaten. Abi oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? He? Ne yapıyorsunuz siz? Görmediniz mi? Kadın geldi bana kutu bıraktı ya. Bir de bunlar uçuyoruz. Manevi yok. İçine 335 tane not mu yazmış, ne yazmış? Beyler. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Evet kardeşim. Ne aynı şeyi düşünüyoruz. Dürdan abla Tolga'ya yürüyor. Salak ya. Vallahi salaksın sen. Gerçekten. Allah Allah. Hediye olayını çözdük. Hediye olayı. El işi, baksana kutu. İçinde bir sürü not var. Vereceğim bize. O bizim değil. Sen onu mu düşündün lan? Tamam, geldiler. Ben Gezal döndü ya, onu düşünüyordum. Ha. Tamam, ses ol. Aa, aşkım. Aşkım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum aşkım. Merhaba, Sinem'le beraber gelmişsiniz. Evet, beraber hazırladık çünkü hediyeyi. Aa, inanmıyorum. Arkadaşlarım da buradaymış. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun şöyle. Merhaba. Cem ben. Sizi ilk gördüğümde maşallah dedim. O andan beri inşallah diyorum. Ben de Allah korusun diyorum. Eyvallah bacım. Çok seviyordu bu ya. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Nerelisiniz? İstanbul. Ya şey, küçük olarak. Kastamonu. Kastamonu, ne güzel. Hıdığım Osman'ı tanıyor musunuz? Dedemin arkadaşı aslında. Hıdığım Osman'la kız tanladım la ben. O zaman ben size şöyle kartımı takdim edeyim. Teşekkür ederim. Al, kart oldu. Ne oldu? Al. Ben bir şey demedim. Oğlum tamam. Bebeğim. Ne hediye hazırladın bakayım ha? Şey, o zaman biz başlayalım hediyeye. Hediye başlayalım. Tamam, evet. Sinem ver müziği. Tamam, bir saniye. Ha, görsel müziği. Ellerine sağlık sevgilim. Ne güzel ellerin var senin. Ellerimle besledim. El ele gezelim. Eller ne derse desin. Eller sevgilim. Sevgilim el. El. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Çok iyi. Aşkım tam anlayamadıysan bir daha yapalım sana doğru. Yok yok, ben anladım. Ben çok yanlış. Çok yanlış. Beyler kusura bakmayın. Sizi sabahtan beri burada sıkıntıya soktum da ben şeyi anlayamadım bebeğim. Hani
böyle el işi manevi hediye derken hani bir elden kasıt bu muydu yani? Böyle bir şey miydi bu? Ne var oğlum, kız elinden geleni yapmış işte. Bizim şiir daha iyi, versene. Vallahi daha iyi. Hayır. Kanka olmadı işte ya, beğenmedi. Ne yapalım, 15 dakikada burada taklam atayım, ne yapayım yani? Bu kadar oldu. Aşkım, ya çok özür dilerim. Ben yıl dönümümüzü unuttum. Anlamışsındır zaten, gerizekalı değiliz. Böyle bir şey hazırlamam çünkü ben. Aşkım, beni affet, ne olursun ya. Yıl dönümümüzü... duydunuz mu? Duydunuz mu ne dedi? Yıl dönümümüzü unuttuğunu söyledi. İnanamıyorum sana. Şu an kalbim paramparça. Çok ayıp ettin yenge. Sen hepiniz. Utancağınızı bilsem suratınıza tükürürdüm ama ondan da anlamazsınız ki siz. Hep yuha babam Ahmet. Her şeyde bunu söylüyorum. Aferin hep sen. Rezil oluyorlar. Bu çocuğun emeğine yazık be. Sen ne hazırladın ki? Sana, Allah Allah. Sana kendi ellerimle. Hayır, Hüseyin Osman değil o, yapma. Oğlum, iş atayım dedim, çok sert vurdun. Ne iş yapalım? Sana kendi ellerimle aşk sözcükleri yazdım. Hem de yılın 335 günü. Bir dakika, 365 gün olması gerekmiyor mu? Birkaç hafta bara pavyona gitmeyek mi be? Yani, hayır, Ramazan ayında şey yaptım. Evet, Ramazan'da mı oldum? Çok özür dilerim. Bak, ne istersen yapacağım. Nasıl affettirebilirim kendimi? Beyler, şu an elimde çok pis koz var. Beni izleyin. Yürü. Hafta sonu çocuklarla Sapanca'ya gideriz. Tamam. Bu mu lan? Az mı? Az. Kahvaltıyı da sen ödersin. Kabul. Senin vizyonla bu mu? Ozan şunu izle. Akşama halı saha maçına gideceğiz çocuklarla. Olur. Bu iyiydi. Tebrik ederim. Değil çok iyiydi. Boş ver ya, isteme daha bir şey, lanet bir tane olsun. Bana ya. Kot pantolonu falan istesene. Boş mu? Aşkıma dediğini göstersene. He? Geliyor. Hediye. Sen şimdi bu serseri. Çılgın aşık. Hediye gör bak. Bak. Ceviz kutusu. Bunu yemin ediyorum arka bahçeden kendi ağzımla ben çet 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 çet. Öyle bunu ben şey yaptım. Ya. O kadar mahcup oluyorum. Gidiyor. Ya. Ya. Tahta kokuyor. Ya ne zannettin? Hep aşk dolu notlar. Günden güne. Çiçek gibisin, solma diye koparmadan kokuyor. Oy. Serseri. Aşkından oldum çöpçü, şaka şaka ben zaten kapıcıyım. O şey, aşkından oldum çöpçü derken hani bu aşkın yükünü taşır atarım, pisliklerini götürürüm, bize güzellikler kalır. Kapıcı da şey, Azerbaycan Türkçesine sevgili demek. Tabii tabii. Benim kapıcı sevdiğim, benim kapıcı sevgilim. Benim kapıcı sevdiğim, benim kapıcı sevgilim gibi bir şey. Ben yalnız Azerbaycan Türkçesinde kapıcı kaleci demek diye biliyorum. Evet, ben de öyle. Kaleci zaten. Kaleci, evet. Yani diyor ki, bu ilişkide diyor, tuttun beni bırakma aşkım diyor orada. Değişik. Tabii. Evet. Oku ya. Her sabah veriyorsun sipariş, bir akşam da gel olalım fok badiş. Bu ne Tolga? Ne o? Bu ne ya? Hakikaten bu ne? Fok badiş mi? O şey, hani sen şimdi yarın öbür gün evlilik falan olursa sipariş falan şey yapma, evde yemek yapma, ben sipariş veririm. Haftada bir de balık yemek iyi gelir vücuda diye. Hani fok balığı yeriz diye ben düşündüm cumadan cumaya. Yalnız bir saniye. Fok balığının eti yenmiyor diye biliyorum. Bulursan yersin, ne var? Nasıl yersin ya? Tolga, fok badiş ne demek ya? Fok badiş... Hadsiz! Nasıl yaparsın bu kıza, arsız! Terbiyesiz adam, sus konuşma. Utanacağını bilsem suratına tükürürdüm de. Yapmıyorum. Oğlum, yazıklar olsun sana be. Tanıdığım en yakışıklı erkeksin. Aa! Dalga mı geçiyorsun Tolga? Pıh sana! Benimle danışma bundan sonra. Oğlum. Ben küsüren. Hayatım o şey ya, sen bana söylemişsin diye düşündüm ben. Öyle. Açıklayabilecek misin Tolga bunu bana? Açıklayabilirim aslında. Ultrasonla açıklasana, ne bu? Ultrason mu? Yazıklar olsun sana. Aşkım hamilesin. Evet. Üç aylık hamile. Senden sakladık. Evet, bunu senden sakladık. Sürpriz oldu sana da. Hamile olsan benim haberim olur değil mi Tolga? Evet. Allah Allah. Kim hamile? Kim hamile? Ben hamileyim. Aa,
teyze oluyorum. Bir saniye, şimdi bu çocuk Tolga'dan mı? Tam anlayamadım ben. Hayır canım, ne alakası var? Bundan. Ben ne alaka ya? Ben teyzesiyim kardeşim. Benim bir alakam yok. Lan birine sahip çıksın şu çocuğa. Ya bu çocuk kimin? Benim. Bununmuş. Oğlum hayır benim diye atlasanıza. Ben mal gibi kaldım burada. Öyle bir şey. Daro benim de değil ya. Ben. Sana yazık. Kapı çaldı. Ben bir kapıya bakayım. Açıklayacağım. Ağrım var gibi. Aa, Allah Allah. Gel, gel, gel. Yenge bunu mu konuşalım? Ne oldu? Beğendin mi yediğimi aşkım? Dürdane ablacığım hiç sırası değil şu anda. Lütfen. Tolga bu kadın kim? Bu Dürdane abla bizim apartman görevlimiz. Evet, aynı zamanda Tolga'nın aşığı. Hayır, yok öyle bir şey. Peki bu kutuyu Tolga'ya siz mi verdiniz? Evet. Peki hamile misiniz? Aa, o benim böbrek taşımın görüntüsü araya kaynamış olabilir. Olsun. Evet. Taşmış lan bu. Taşmış kanka. Düşür, bak, düşür. Taş düşürüyor. Düştü taş. Görüyorsun işte, Dürdane abla da gidiyordu zaten değil mi? Apartman, ben çünkü sevgilimle bir şey, yıldönümü kutlaması yapıyorum. Aa, da. O zaman seni benimle aldatıyor bir tanem. Haberin olsun ama bunun için çok özür dilerim. Gerçekten bacım, gerçekten çok özür dilerim. Gerçekten. Ne diyorsun ya? Diyorum ki biri gider, biri gelir, biri gelir, biri gider, biri gider, biri gelir, biri gelir, biri gider. Kocuk 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 kocuk. Kafa karıştı değil mi? Kafanı karıştırdım. Bir de kendimi anlamıyorum. Tolga, bunu konuşacağız. Çöpleri almaya geleceğim ama seni de çöpe atacağım. Çünkü seni atacağım, çöpe de yazık. Çekil ne olursun. Öpecek misin? Bekleyeyim. Abla lütfen gider misin artık? Allah'ım ya Rabbim ya. Hayatım görüyorsun işte, gidip kapa. Gidiyor. Tolga, niye böyle bir şey yaptın? Ya ne bileyim, unutursam kızarsın diye düşündüm. Ben de öyle bir şey oldu. İşte onu sana şey yaptım. Ya, ya aşkım saçmalama. İnsanlık hali, ben kızar mıyım? Kızmazsın mı? Kızarım tabii ki. He. Ama ben de unuttum sonuçta. Öyle bir hakkım yok yani. Değil mi? Hı-hı. Affediyorum seni. Ben seni çok seviyorum. He. Ben de seni çok ama yani keşke o kadar salak gibi şarkı hazırladık falan iki dakikada. Bir şeyler yapsaydın sen de yani. Biz yaptık ki. Yaptık. Yapayım mı? Hadi. Açayım mı kız şarkı? Tamam, tamam. Yemin o zaman ya. Geliyor. Bir aşk şarkısı. Tamam. Dinlemek ister misiniz? Tabii, evet. Tabii, tabii. Sevgilim sana bir hediye alamadım, alamadım sanma. Diyarbakır yoluna, hey Diyarbakır yoluna, koydum düştüm koruna, hey koydum düştüm koruna. O kadar hazırlayın. Bu sevdalar boşuna. Evet, zil geldi. Bu zili kim çalmak ister? Arif. Arif zile doğru gidiyor mu? Değil mi? Hadi bir git Arif be. Güzel güzel. Bravo. Bir de Selen'e niye yastıkla vurduğunu bir açıkla. Lütfen, lütfen. Ya, abla kız, bu arada Selen de şok oldu. Böyle geçirdin yastığı bana. Hayır, yastıkla vurma vardı ama. Hani bu kadar sert var mı? Abandın ya. Hayır, iş atmadır bu ya. Ne iş atması? İş atmadır. O iş bozmadır oğlum. Böyle şöyle böyle koydun lan böyle böyle koydun. Şaka yaptı şaka. Ha yumuşak mı zaten ya Selen evet, sende? Evet, yok yok. Şey yapmadım. Evet, bu iş atma yastığı. Evet. Ya skecin şöyle bir özelliği var. Bakıyorsun böyle konu böyle zillik değil. Gidişatına bakıyorsun böyle ya diyorsun nereye bağlanacak filan. Ama içinde o kadar güzel eğlendiniz ki. Saçma sapan şeyler yaptınız gerçi. Yani birden çıkan aman bile başım Michael Jackson taklitiyle bak. Taklitlerim iyiydi ama. Evet. Taklitlerim iyiydi. Hepsi kötüydü ya. Recep Vedik yap... Bala. Aynı. Bak Recep Vedik yapan çok gördüm. En kötüsü bu ya. Neyse yap bakayım bir daha. Bonit mi oğlum? Of. Adamın biri oradan geliyor, biri orsaya kalkıyor.
Bayağı aynı. Hayır yapma. Al, aynı. Ya, hayır ya. Bak hayır. Aa, ya, ya dur sen. Sen Necip Vedi taklidi yapsana. Konuşma lan desene bir. Konuşma lan. Aynı. Bu da. Sen yap. Konuşma lan. Vallahi daha iyi. Sen yap. Konuşma lan. Konuşma lan. Vallahi bu daha kötüydü ya. Konuşma lan. Benimkinden daha kötü bu. En azından onu. Seninki. Michael Jackson. Daha kötüsünü aramıyoruz ki şu an. Michael Jackson neydi biz? Yap bakayım bir daha. Bu güzel. Bence bu da aynı. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Ama hepsini aynı kötülükte yapıyorsun böyle. Ya yani senin taklitte bir seviyen var, o kötü mesela. Ama başka var mı böyle kötü taklidi? Ne istersen yapabilirim. Aziz Yıldırım yap. Zaten yapamıyor, o yüzden ne istersem yapamaz. Her şeyi yapamaz. Aziz Yıldırım yap. Fenerbahçe kulübü aynı. Gerçekten Safa'nın olmamışı gibisin taklitte yani. Helayim abi. Çok güzeldi, çok. Ama yani... Bravo Arif. Bravo Arif. Çok güzel gitar devam ediyor alkışlarınızla.